Evet, daha önce tutanakları getirteceğimi ifade etmiştim. Ancak Sayın Yeneroğlu bir başka konuda yapmış olduğu açıklamayla Halkların Demokratik Partisi grubuna sataştığı yönünde Sayın Balüken tarafından bir iddiada bulunulmuştur. Buyurunuz Sayın Balüken. Buyurun Sayın Bilgen. Süreniz 2 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yani toplantıdan çıktığımız doğrudur ama çıkış nedenimiz önergelerimizin yetişme ihtimali, yani önergeleri hazırlama ve o dar süre içerisinde o kadar maddeyle ilgili önergeleri yetiştirme imkanı kalmadı. Bir an önce bitirme konusundaki baskı üzerine baktık ki insan hakları örgütleri, Türkiye'de bu işin en yoğun emeğini sarf eden örgütler tamamen tümüyle karşı olduklarını net ortaya koydular. Bizim de önergelerimizin artık yetişme ve değerlendirme imkanı kalmadı o dar süre içerisinde. Dolayısıyla böyle bir senaryonun parçası olmak yerine protesto edip çekilmeyi tercih ettik. Ama sonra da şerhlerimizi gönderdik. Dolayısıyla da burada hani çok net biçimde biz bu kanunun esasıyla ilgili akredite olabilmesi için hem kurulun oluşma biçimi hem de diğer boyutlarıyla ilgili bir ciddi düzenlemeye ihtiyaç olduğuyla ilgili düşüncelerimizden dolayı bunu yaptık. Yani bu kurulun, bu mekanizmanın biz kurduk oldu mantığıyla oluşması bu parlamentoya da zarar verir. Bir süre sonra bu ülkenin uluslararası arenadaki pozisyona da zarar verir. Yani bu ısrarda bulunmasak, siz buradan geçirmiş olsanız, komisyonla ilk geldiği gibi, hükümetten geldiği gibi geçmiş olsaydı daha iyi bir iş mi olacaktı? Yani üzerimizden sağmış olacaktık ama bu kurulu ne uluslararası arenada kimse ciddiye alacaktı ne de toplum nezdinde saygınlığı olacaktı. Biz bugün bile buraya gelirken insan hakları örgütleri bu toplantıyı terk etmemizi istediler. Katılmayın dediler. Bırakın iktidar partisi kendisi oylasın. Kendisi oylasın, kendisi geçirsin dediler. Biz buna rağmen sorumlu davranıp iyileşmesi için bir kez daha iyileşmesi için burada ısrar ettik. Bunu yapmayın. Bakın bu kurullar dünyanın her yerinde zorlanıyor. Danimarka'daki İnsan Hakları Kurumu savaşa karşı çıktığı için bütçesi hükümet tarafından kesildi. Yani örnek verdiğiniz ülkelerde bile bu sorunlar çözülemiyor ki bizim gibi bir ülkede bunun inisiyatifini tümüyle hükümete vermek çok daha ciddi riskler içerir. Teşekkür ederim Sayın Bilgen. Şimdi 1. bölümün görüşmelerine başlıyoruz. 1. bölüm 1 ila 16. maddeleri kapsamaktadır.